Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra yıllardır iç savaşın sürdüğü Libya, farklı ülkelerin birbirleriyle çatıştığı bölgeye dönüştü. Bir tarafta Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ve Türkiye'nin hem askeri hem de siyasi destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, diğer tarafta Körfez ülkelerinin özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Hafter. Türkiye bu bölgedeki varlığını güçlendirmek ve stratejik olarak varlığını sürdürmek adına Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümete askeri olarak sınırsız destek sağlıyor. Bunun karşısında da Türkiye'nin varlığından rahatsız olan ve bölgede daha fazla etkin olmak isteyen ülkeler. Onlar da Hafter'e sınırsız destek sağlıyorlar. Libya, Türkiye ve Körfez ülkelerinin dolaylı yoldan çatıştığı bölge haline geldi. Türkiye bölgeye en tehlikeli ve en stratejik silah olan SİHA'ları gönderdi. Türkiye, SİHA'ları aracılığıyla bölgedeki en ufak değişikliği fark edip o bölgede operasyon yapıyor. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri Libya'ya 5 ayda 150 kargo uçağından daha fazla askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Körfez ülkeleri Hafter'e İHA'lar ve hava savunma sistemleri sağladı. Bu videoda son bir haftada Libya'da gerçekleşen önemli olayları anlatacağım. Türkiye destekli Libya gücünün Hafter'den temizlemek istediği ve sonunda başardığı en önemli nokta işte bu hava üssü. Libya gücü bu bölgeyi Hafter'den temizlemek için haftalardır operasyon düzenliyor. Türk SİHA'ları bölgeyi sürekli olarak takip ediyor ve bölgeyi birçok kez bombaladı. Hafter güçleri bu bölgeyi SİHA'lardan temizlemek için hava savunma sistemleri sevk etti. Yerel kaynaklar 16 Mayıs sabahı 2 Panzer hava savunma sistemini Vadi'ye gönderdiğini yazdı. Bu görüntülerin ardından yaklaşık 2 saat sonra Türk SİHA'ları bölgede görüldü. Türk SİHA'ları Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e verdiği Rus yapımı 2 Panzer'ı Vadi üssüne girişine kadar izledi ve hava savunma sistemlerini vurdu. Hava savunma sistemlerinin vurulmasının ertesi günü Türkiye'nin desteklediği Libya gücü bölgeye operasyon başlattı ve Vadi üssünü ele geçirdiler. Türk SİHA'larının aktif olarak saldırı yaptığı diğer bölge ise Trablus'un güneyi. Türk SİHA'ları Hafter'e ait hareket eden askeri araçları birçok noktada vurdu. Bazı analistler Türk SİHA'larının hareket halindeki bu araçları MAM-L isimli akıllı mühimmatlarla vurduğunu belirtti. Bu mühimmatlar motorsuz İHA mühimmatları olarak biliniyor ve hızlı seyir halindeki hedefleri bile vurabiliyorlar. Trablus'un güneyinde ise Hafter'e ait Grad füzeleri SİHA'lar tarafından vuruldu. Hafter ise Türkiye'nin desteklediği Libya gücüne karşı Misurata'nın güneyine ve doğusuna hava saldırısı gerçekleştirdiler. Bu bölgeler Türkiye'nin desteklediği ulusal Libya hükümetinin ana merkezleri. Sahada bunlar yaşanırken taraflar açıklamalar yapmaya devam etti. Bu açıklamaların en önemlisi NATO Genel Sekreteri tarafından yapıldı. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Serraç hükümeti ile Hafter aynı kefeye konulamaz. NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise şunları söyledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin dış aktörlerden medet ummaları mandacı bir zihniyettir. Doğu Akdeniz ile hiçbir alakası olmayan Birleşik Arap Emirlikleri'ni diğer ülkelerle bir araya getiren neden Türkiye düşmanlığıdır açıklaması yaptı. Hafter güçlerinin sözcüsü Mismari ise Türk uçakları ve zırhlıları burada ne yapıyor? Yüzlerce Türk askeri ve istihbarat görevlisi Libya'da ne yapıyor? Suriye'den Libya'ya 17 bin radikal terörist getirildi. Erdoğan'ın genişleme hayalleri Libya'da sona erecek açıklamasını yaptı. Libya Başbakanı Serraç ise Vadi hava üssünün alınmasından sonra şunları söyledi. Bugünkü zafer savaşın sona erdiği manasına gelmiyor. Bu zafer bizi büyük zafere daha da yakınlaştırıyor açıklaması yaptı. Sonuç olarak birçok ülkenin askeri olarak bölgeye sevkiyatlar yapması sonucu Libya daha da karışık bir hale geldi. Türkiye'nin Libya hükümetine verdiği destek sonrası birçok bölgede hızla ilerleyen Hafter'in eskisi gibi operasyonlar yapamadığı görüldü. Libya ile ilgili son gelişmeleri bu kanaldan takip edebilirsiniz.